Pratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Fed faiz kararının ve Powell'ın açıklamasının piyasalara etkisinden bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Küresel pay piyasalarının merakla beklediği faiz kararı dün gece açıklandı. Fed 15 ay sonra İlk kez politika faizini değiştirmedi. Bu toplantıda politika faizini %5-5.25 aralığında sabit tuttu. Yüksek enflasyon karşısında faiz artırımlarına geçen yıl Mart ayında başlamıştı. Fed Başkanı Powell faizi bir yılda 0'dan %5'e çıkardı. Bunun enflasyon üzerindeki etkisini daha tümüyle görmedik diyerek karar metninin şahin tonunu biraz daha dengeledi. Bunun etkisiyle altın ve borsalar dipten dönüyor. Fed dün faiz artırımı yapmadı. Ama enflasyonu bastırabilmek için bu yıl 2 faiz artırımının daha iyi olduğunu duyurdu. İşte bunu kimse beklemiyordu. Fed'in faiz kararına ve Powell'ın açıklamalarına piyasa nasıl tepki verdi? Gelin beraber bakalım. Fed faizi sabit bırakırken döviz kurlarında da sakin bir seyir gözlendi. Nispeten yatay bir seyir izleyen dövizlere karşı TL'deki zayıflık sürüyor. Dolar bu sabah yine 23 lira 60 kuruşun altındaydı. Dolar itibariyle de bankalar arası piyasada 23 lira 67 kuruştan işlem görüyor. Dolar demişken, Gözler Mehmet Şimşek'in banka genel müdürleriyle yapacağı toplantıda diyebiliriz. Banka yöneticilerinin birinci isteği, son bir yılda makro ihtiyaç tedbirleri adı altında alınan kararların kaldırılarak kredi faizlerinin serbest bırakılması yönünde. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'in adımlarını Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik demesi sonrasında 22 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısında faiz artırımı kesinleşti. Fed dün beklendiği gibi faiz artırımı yapmadı. Ama sürpriz bir biçimde yılın geri kalanında 2 kere 25 bas puanlık da artırım sinyalini verdi. Bununla ons altın 1940 dolardaki desteğini kırıp 1932 dolara kadar indi. Buna bağlı olarak yurt içinde gram altın 1500 liranın altına geriledi. Ons gümüş de 23.47 dolara düştü. Fed'in 2 faiz artırım daha yapacağı sinyali altına darbe vurdu diyebiliriz. Gram altın ise hem onstaki düşüş hem de doların 2 gündür sakin seyretmesiyle 1462 liraya geriledi. Şu anda da 1469 lira seviyelerinde işlem görüyor. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artırımını bekliyor. Şu anda da 25 lira 64 kuruş yakınlarında seyrediyor. Borsa İstanbul dünkü işlemlerde sert dalgalı bir performans kaydetti. 5490 puana kadar yükseldi. Ardından tutunamayarak sert geriledi. Ve 5322 puana gevşedi. BIST endeksi yeni güne %0.69 yükselişle 5397 puandan başladı. Antibariyle de 5410 puandan işlem görüyor. Kriptolara bir darbe de Fed'den geldi. Fed'in 2 faiz artırımı daha sinyali vermesi, SEC'in geçen haftaki kararlarında ağır hasar alan kripto paralara son darbe oldu. Bitcoin 25.000 doların altına sarktı. Birçok altcoin'lerde de 24 saatte %5 civarında kayıplar var. BitBull Capital CEO'su Bitcoin 25.000 doların üzerinde tutunduğu sürece konsolidasyon görmeye devam ederiz dedi. Bitcoin ve Ethereum geleneksel finansal varlıkların ayrışmayı sürdürüyor. Bitcoin ve Ethereum ayın başından bu yana %4, %7'den fazla düşerken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri aynı dönemde %4 ve %5 arttı. Bitcoin an itibariyle de 25.040 dolar yakınlarında işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %3.7 arttı. Geçen yıl Nisan'da 13.997.517 kişi ücretli olarak çalışan sayısı bu yıl Nisan'da 14.516.688 kişi oldu. Askeri ücrete dair son gelişmelerde ise Türk İş askeri ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Buna göre işçi tarafı askeri ücretin 11.830 lira civarında olmasını gündeme getirdi. TİSK ise 10.000 lira net rakam olmasını talep ediyor. Ayrıca Türk İş ve TİSK'in ortak bir noktada buluşması durumunda askeri ücretin 450 dolar yani 10.650 lira olması da konuşulanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece açıklamasında askeri ücret noktasında kesinlikleştiğimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat, huzurlu olsun ifadelerini kullandı. Tespit komisyonunun ikinci toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek. Tüm gözler ikinci toplantının yapılacağı 19 Haziran'a çevrilmiş durumda. Merkezi yönetim bütçesi Mayıs'ta 119 milyar liraya yakın fazla verdi. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %7.7 azalarak 113.276 oldu.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %2.14, geçen yılın aynı ayına göre ise %50.79 arttı. Nisan'da Türkiye'de özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2022 yılının sonuna kıyasla 1.1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolara düştü. Küresel piyasalar Fed'in dün politika faizi sabit bırakmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına çevrildi. Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözde yönlendirmelere çevrildi. Asya'da pay piyasaları Güney Kore hariç yükselişle başlarken Çin Merkez Bankası ekonomiyi destekleyici adımlara devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün politika faizini 25 bas puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Amerikan borsaları dün faiz kararından sonra ilk anda düşseler de Fed Başkanı Powell'ın bazı cümleleriyle toplandı. Piyasanın yönü ve ilgisi paralarını gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.